Şengül Sönmez. Yok. Hilkat Parıltan. Burada. Uzun. Güleyra Uyar Karaca. Burada. Salih Şener. Burada. İsmail Doğdu. Ahmet. ...21.06.2006'da bitmiş olan, yani 10 yıl önce bitmiş olan 8 yıllık gecikme süresine tabi bir taş ocağının ruhsat verme yetkisi 2010 yılından önce Enerji Bakanlığı Maden İşleri Daire Başkanlığı'na ruhsat verme ve denetleme yetkisi. 2010 yılından sonra da il özel idarelerine ait olan bir taş ocağının ruhsatını denetlemediğim için 1500 lira para cezası ve 38 gün memuriyetten hak mahrumiyetine de bir cezaya çarptırıldım. Kamu zararına neden olduğum için. Kamu zararı nerede olduğu bilmiyorum ama oluşturmuş olan bilir kişilerin yapmış olduğu bir durum. Tabii bu konuda yasal olarak Türkiye'de şu anda uygulanmakta olan adalet ölçüleri içerisinde yasal hakkımı arayacağım. Bu süreç içerisinde yasal hakkım iade edileseye kadar, yargı tarafından iade edileseye kadar belediye başkanlığı görevini belediye meclis üyemiz Sayın Mehmet Artaş götürecek. Ben şunu açıklıkla söyleyeyim. Yapmış olduğumuz işi bugün yine aynı şekilde yaparım. Çünkü o konuda yasal olarak denetleme yetkim yok. Denetleme yetkimin olmadığı bir yeri, ruhsat verme yetkimin olmadığı bir yere neden ruhsatsız deme yetkim de yok. Onun için yetkim olmayan bir yerden 10 yıllık bir süre geçmesine rağmen böyle bir cezaya çarptırıldım. Bana bu cezayı veren ceza mahkemesi, uygulanan ceza idari bir ceza. Bu konuda görüştüğüm hukukçuların hiçbirinin ya nasıl olur, nasıl böyle bir ceza verilir deniyor. Ben de anlamadım. Çünkü böyle bir şeyden ceza alacağımı tahmin bile etmediğim için umursamadım bile. Yani işin açıkçası mahkemeye bile gitmedim. Ama maalesef Türkiye'de şu anda geldiğimiz nokta bu. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Bunların büyük bölümü tamamlandı. Bunların ihaleye çıkarılması gündeme gelince baktık ki fen işlerindeki ödeneğimiz bunlar konusunda yeterli değiller. Ben onu da anlamış değilim. Yani hakikaten bu konuda çok üzüldüm. Çünkü yaşamım boyunca çoğu zaman arkadaşlarımla darılma kırılma neden şeyin üstünde tutmam olmuştur. Kamu menfaatini her şeyin üzerinde tutarak bu noktaya kadar gelmiş bir insanın kamuyu zarara uğratmaktan ceza alması kadar da acı bir şey yok maalesef. Sorumluluk bakımından aranızda olmayacağım. O konuda belediye başkan vekilinize ve diğer bütün arkadaşlarınıza el birliğiyle sahip çıkmanız gerektiğine inanıyorum. Ve önümüzdeki sürecinde Edremit'imizin açısından hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür. Temiz yolu açık diyorsunuz başkanım ama sanki